Kepez Beldesi'nin en büyük sorunu, kireçli su sorununu yapmış olduğumuz arıtma tesisimizle son buldu. Ve 28 Ekim Perşembe günü şebekemize suyu vererek halkımızı kireçli su derdinden kurtardık. Evet, yüksek kireç. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki Kepez Beldesi'nin kullandığı su havzası Opel Ekşi'nin arka tarafındaki su kuyularından çekilerek buradaki havzasına gönderiliyordu. Burada hafif bir klorlama ve ilaçlama çalışmasının ardından şebekeye veriliyordu. Tabii ki kuyu suyu olduğu için de yüksek kireç içeriyordu. Hatta yapmış olduğumuz ölçümlerde 54 sertlikte bir su karşılığı, analiz karşılığı çıkıyordu. Bu çok büyük bir kireçti. Hem sağlık adına kullanımında sıkıntı yaratıyordu. Beyaz eşyaların arızalanması noktasında problem yaşıyordu halkımız. Ayrıca da hanımefendiler de tabii ki bataryalar, lavabolar, klozetler bu noktadaki kirecin büyük bir sıkıntısını yaşıyordu. Yapmış olduğumuz içme suyu arıtma tesisimizle artık bunu son verdik. Şu anda şebekemizde arıtılmış su var. 28 Ekim Perşembe günden itibaren. Ve ben size tesisin özellikleriyle ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Geldiğimizde aktif 7 tane su kuyumuz vardı. Artan nüfusu karşılamak üzere 2,5 yıllık süreç içinde 3 tane daha su deposu kuyusu yaparak totalde 10 tane kuyudan ham suyu tesisimize gönderiyoruz. Oradan tesisin kum filtreli havuzuna gelip öncelikle kumlar çökertilip ardından ters ozma sisteminin iki ünite olduğu için saatte 360, 24 saatte de 8 milyon 640 metreküp suyu şu anda Kepez'e verebilecek kapasitedeyiz. Bu demek oluyor ki yaklaşık 80 bin nüfusun karşılayabileceğini bu tesisin gösteriyor. Ben tesisin kazandırılmasında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki Burçin kardeşime, belediye meclis üyemiz, onu ekibimiz tarafından bu konuda görevlendirilmişti, bana yardımcı olma konusunda. Burçin kardeşimle birlikte uzun süreçli bir yolculuğa çıktık ve bunu başarıyla sonuçlandırdık. Ben amcımıza, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, tüm partili meclis üyesi arkadaşlarıma, ayrıca tabii ki bürokrat kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Kepez'in en büyük su sorunu yapılmış olan arıtma tesisiyle çözümlenmiş oldu. Hatta şunu büyük bir gururla söyleyebilirim ki bu tesis Türkiye'deki ilk üçte olan bir tesis. Evet, büyük bir gururla söylemeliyim ki bu tesis şu anda ülkedeki tesislerin içinde ilk üçte olan bir tesis. Kepez'e, bölgemize hayırlı olsun diyorum. Ve şimdi hep birlikte tesisi gezeceğiz. Canlı yayındayız herhalde. Buyurun, ben sizi burada önde basın mensuplarını alalım o halde. Tam içeriye girelim, tesise girelim ve oradan itibaren anlatalım. Geçelim, geçelim. Değerli arkadaşlar, kuyulardan gelen su sol tarafta bulunan ham su deposuna gidiyor. Ham sudan gelen şu hat ile kum filtreli arıtmaya geliyor. Burada kum filtreli arıtma. Buradan iki ünite var. Birinci ünite, ikinci ünite. İki ünite saatte 360 metreküp suyu arıtıp ardından şebekeye gönderiyoruz. Bu da günlük 8 milyon 640 metreküp suya tekabül ediyor. Karşılığı da 80 bin nüfus. Buyurun. Hatta şöyle bir arkadaşlarla
atamızın huzurunda bir fotoğraf alalım. Buyurun arkadaşlar. Gelin gelin Mehmet Bey. Gel 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 gel. Evet, haydi buyurun. Sol tarafa geçelim. Gelin 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 şöyle. Evet. Şaban Bey. Gel bakalım. Tümüyle dijital bir tesis arkadaşlar. Buradan yönetim odası burası ve iki tane ünite çalışıyor. Birinci ünite, ikinci ünite. Buradaki giren suyu, çıkan suyu değerleriyle birlikte depolara gönderiyor. Şu anda Hamidiye Mahallesi'nin depolarına gönderiyor. Şu anda %91, %88'lik bir doluluk oranı var. Buradaki ham su deposunda, yani buradan arıtılan su Hamidiye Mahallesi için buradaki depoya geliyor. Ve buradan bu depodan da yukarıya, buradan da Hamidiye Mahallesi'ne gidiyor. Bu Hamidiye Mahallesi'nin. Burası da Boğazkent ve Cumhuriyet Mahallesi'nde. Boğazkent ve Cumhuriyet'in şu andaki depolarımızdaki doluluk oranı da %85 civarında. Tanklarımızda suyumuz var. Buyurun lütfen. Evet. Efendim? Maşallah diyor Hüseyin Bey. Maşallah diyormuş. Hadi bakalım. Evet. Burada da atamızın izinde belediye, Kepez Belediyesi atamızı buraya yansıttık. Burası arkadaşlar tesis sorumlumuzun odası. Burada da tesisimizde bir çevre mühendisimiz, bir laborantımız var. Kızlarımız nerede? Haydi bakalım kızlarınızı görev yerinize. Arkadaşlar günde her gün 3 kez tesisten burada numune alıyorlar ve arkadaşlar çevre mühendisi arkadaşımız ve laborant arkadaşımız bu değerleri sosyal medya hesaplarımıza paylaşıyoruz. Ve bir laborantımız ve bir de çevre mühendisi arkadaşımız. Bildan Hanım, var mı sorunuz? Peki. Ve başkan, bir su için burada. Hadi bakalım bana bir bardak su verin de ben de içeyim bakalım. Çabuk çabuk koştur mutfaktan. Çabuk hazırla suyu. Gel bakalım şöyle. Tamam. Dur öyle. Dur tamam. Dur. Evet. Eskiden koyduğumuzda kireçten dolayı biliyorsunuz ki böyle beyaz bir su çıkıyordu. Şimdi çok net. Evet. Hayırlı olsun. İçebiliriz. Teşekkür ediyorum. Evet, hep beraber bir anı fotoğrafı çektireceğiz. Buyurun lütfen. Dur, sonra çektir. Haydi buyurun. Buyurun. Ve jeneratör. Evet, buyurun arkadaşlar. Şimdi
Biraz daha öne çıkalım çünkü kalabalık geliyorlar şöyle. Evet, buyurun arkadaşlar, buyurun. Evet, buyurun arkadaşlar, tamam mıyız? Kepez Belediyesi atasının izinde ve onun o ünlü sözünü bizle burada paylaşmak istedik. Vatan sevgisi ona hizmet ile ölçülür. Kepezimize hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.